Merhaba arkadaşlar. Bu salgın günlerinde evde hepimizin izole olmaya çalıştığımız günlerde bağışıklığımızı kuvvetlendiren bazı vitamin ve süplementlerden bahsedeceğim. Kısaca bahsedelim. Bir, en önemlisi salgın için C vitamini. C vitamini günlük 1000 mg civarında almaya çalışmanız gerekiyor. Bulursanız ester C vitamini formları daha etkin, emilimleri daha iyi, onları alabilirsiniz. Ya da kombine olan C vitamini preparatları kullanabilirsiniz. Suda eriyen olabilir ya da kapsül şeklinde olabilir. Hangisi size uygunsa onu almaya çalışın. C vitamininin aslında hem korona salgını için, hem grip ve nezle için, hem de bağışıklığı kuvvetlendirmek için ve kanser hastalarında intravenöz C vitamini de verilmekte. 5 ile 7,5 gram arasında antioksidan ve bağışıklık kuvvetlendirici etkisi bulunmakta. Kanser hastalarında daha yüksek dozlarda intravenöz olarak verilebilmekte. İmkanınız varsa intravenöz C vitamini alabilirsiniz. İkinci ve önemli bir diğer vitaminimiz D vitamini. D vitamini yine hem bağışıklığımızın kuvvetlenmesi için hem de bulunduğumuz mevsimden dolayı sonbahar, kış aylarında eksikliğini sık gördüğümüz için alınması gereken bir vitamin. Aslında eksiklik durumlarında günlük 10.000 üniteye kadar kullanılabilmekte. 10.000 ünitenin üstündeki dozlar genellikle toksik kabul edilmekte. Onun için mümkün mertebe günlük 10.000 ünitenin üstünde almamaya çalışın. Eğer imkanınız varsa K2 vitamini ile beraber alın. Çünkü K2 vitamini D3 vitamininin damarlara, böbreklere ve vücuda zarar vermesini engellemekte. Yumuşak dokuda özellikle kalsifikasyonları engellemekte. Bir diğer önemli vitaminimiz yine A vitamini. A vitamini de yine D vitamini için yağda eriyen vitaminlerden fazla alındığı zaman toksik olabilmekte. A vitaminini de günlük 1000 mg civarında alabilirsiniz. Onun dışında bazı süplementler önemli. Çinko özellikle bağışıklığı kuvvetlendirmek için inanılmaz faydalı etkileri var. Çinkonun günlük ihtiyacı 10 mg civarında. 10 mg almanız genellikle günlük ihtiyacınızı karşılamakta. Ama size önerim çinko düzeyinizi mümkün mertebe 100'ün üzerine çıkarmaya çalışın. Çünkü çinko eksikliği hem bağışıklık zayıflaması, hem cilt ve saç ile ilgili problemler, hem de vücutta hayati önemi olan metabolik reaksiyonlar için çok önemli etkileri mevcut. Bir diğer önemli vitamin olmayan ama bağışıklığı kuvvetlendirici etkisi nedeniyle kullanılması uygun olacak bir madde beta glukan. Beta glukan piyasada değişik isimlerle bulunmakta. Ama size çok bilinmeyen bir etkisinden bahsetmek istiyorum. Bağışıklığınızı korumak için kullanabilirsiniz. Aslında beta glukan bir mantarın duvarından elde edilen bir madde ve arpa ve yulafta ve buğdayın yine kabuğunda bulunabilen bir madde. Bağışıklığı uyarıcı etkisi bulunmakta. Dolayısıyla otoimmün imünitesi fazla olan kişilerin kullanması çok uygun olmayabilir. Ama otoimmün imünitesi olmayan, kronik hastalığı olan ya da akut nezle, grip gibi şeyleri olanların beta-glukan takviyesi uygun olmakta. Beta-glukan etkili olabilmesi için 400 mg civarında alınması gerekiyor. Koruyucu olarak da 200 mg alınması yeterli olmakta. İsterseniz beta glukanı kombine olarak da alabilirsiniz diğer vitaminlerle beraber ya da tek başına alabilirsiniz. Piyasada C vitamini ile kara mürverle, çinko ile değişik süplementlerle kombinasyon halinde var. Size kalmış, kombine de kullanabilirsiniz, ayrı olarak da kullanabilirsiniz. Yine bu mevsimde önemli olan bir diğer madde kara mürver olarak da bilinen sambukul maddesi. Kara mürver aslında solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için uzun yıllardır kullanılabilen bir madde.
Özellikle grip ve nezleye bağlı şikayetleri azaltıcı etkileri var. Bu da yine kombine olarak preparatlarda mevcut. Bir diğer madde karamürver adını pardon karamürverden bahsettik. Diğer madde Afrika sardunyası. Afrika sardunyası da yine aslında bazı damlalarda ve şuruplarda bağışıklık kuvvetlendirici etkisinden faydalanmak için kullanılabilir. Geleneksel olarak Çin'de çok kullanılan bir madde. Günümüzde de tablet olarak, şurup olarak veya kapsül olarak değişik ilaçların içeriğinde bulunmakta. Yine Afrika sardunyası kullanılabilir. Omega 3 takviyelerin yine bağışıklık kuvvetlendirici, inflamasyonu azaltıcı etkileri var. Onları kullanabilirsiniz. Kısaca bunlar bahsedeceğimiz şeyler. Diğer vitaminlerin de bağışıklık için önemli etkileri tabii ki mevcut. Demirin, B vitaminin komplekslerinin. Bunları da takviye olarak alabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.